Harver Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda son dönemin çok konuşulan telefonlarından bir tanesi olan Realme 3 Pro'yu inceliyoruz. You İlk olarak Realme'yi ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Realme genellikle Oppo'nun alt markası olarak bilinen bir marka ve fiyat performans odaklı, daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanınıyorlar. Baktığımız zaman aslında Çinli üreticilerin Vivo ve OnePlus gibi Çinli üreticilerin de arasında bulunduğu bir marka birliğinin üyelerinden bir tanesi. Türkiye'de şu anda elimde tutmuş olduğum Realme 3 Pro iki farklı varyasyonla satışta. Gitti gidiyor üzerinden ben sadece gördüm. Zaten web sitesi de sadece gitti gidiyorum sayfasına yönlendiriyor. Bunlardan ilki benim de şu an elimde tutmuş olduğum 4 GB RAM 64 GB depolama alanı sunan model 1727 lira. 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan model ise 2111 lira fiyat etiketiyle satılmakta. Realme 3 Pro modelinin son dönemde bu kadar fazlaca konuşuluyor olmasının sebebi Snapdragon 710, 4000 mAh'in üzerinde bir Batarya kapasitesi ve kamera performansı gibi özelliklerini düşündüğümüzde 1727 liralık başlangıç fiyatı fiyat performans olarak çok dikkat çekici olduğu için birçok insan da bu akıllı telefonu merak ediyor. Ben telefonu bir süredir kullanıyorum. İsterseniz tasarımla incelememize yavaş yavaş giriş yapalım. 3 farklı rengi var Realme 3 Pro modelinin. Bunlardan bir tanesi benim de şu anda elimde tutmuş olduğum yıldırım moru, bir tane nitro mavisi var mavi renkle mor rengini kasada karma yapan bir akıllı telefon bir de karbon siyahı isminde daha sade görünen bir renk seçeneği var. Uygun fiyatlı bir model olduğu için tamamen plastik malzemeden üretilmiş durumda. Dışarıdan baktığınızda telefonu aslında bu mor rengin göz alıcılığı sayesinde dışarıdan görünümü oldukça güzel görünüyor. Ama telefonu elinize aldığınızda anlıyorsunuz ki tamamen plastik malzeme kullanan ve o anlamda ne yazık ki çok fazla premium hissiyatını kullanıcıya vermeyen bir model. Ama dışarıdan görünümünü gerçekten beğeniyorum cihazın. Bir de burada şunu söylemek lazım. Bu fiyat segmentinde alüminyum veya cam tasarım kullanan telefonlar bulmak mümkün mü? Mümkün ama her şirket kullanmış olduğu modelde fiyat performansı dengelemek için bazı noktalardan feragat etmek durumunda. Realme de burada işlemci performansını ve diğer özellikleri birazcık daha iyileştirip tasarım noktasında tasarruf yapmaya çalışmış. Burada tamamen tercih sizin. Benim için plastik olması önemli değil. Telefonun hızı, kamerası daha önemli de diyebilirsiniz. Öbür tarafta benim için tasarım çok önemli mutlaka metal malzeme olsun cam malzeme olsun da diyebilirsiniz. Onun kararını verecek kişi sizsiniz. Bu telefonun aslında tasarımsal olarak bence plastik kullanıyor olmasının yanı sıra daha büyük bir eksisi alt tarafta yerleştirilmiş olan Micro USB bağlantı yuvası. Günümüzde biliyorsunuz orta düzey telefonların bile hemen hemen hepsinde artık USB Type-C bağlantı noktası kullanılıyor. Keşke bu telefonda da Micro USB yerine USB Type-C bağlantı noktasını görseydik. Tasarım tarafında telefona ön taraftan baktığımızda damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz ve bu tasarımla beraber %90,8'lik bir ekran kasa oranımız var. Gerçekten ekran kasa oranı olarak oldukça başarılı bir akıllı telefon. Arka tarafında çift kamera kurulumu, onun da hemen yanında bir tane fiziksel parmak izi sensörünün olduğunu görmekteyiz. Parmak izi sensörü gayet güzel çalışıyor ama arka tarafta olduğu için ben yüz tanıma teknolojisini kullanmayı tercih ettim daha çok. Yine ön kamera yardımıyla yüz, yüzünüzü tanıtıyorsunuz ve ekranı uyandırdığınızda hemen yüzünüz tanınıyor. Yüz Tanıma Teknolojisi anlamında da bu telefonda günlük kullanımda herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet stabil, gayet kararlı bir şekilde yüzümü tanıdı. Alt tarafta hemen Micro USB yuvasının yanında bir tane kulaklık girişini görüyoruz ki bu telefonla alakalı incelerken şaşırdığım noktalardan bir tanesi oldu çünkü kulaklık performansı gerçekten başarılı. Eğer Birazcık iyi bir kulaklık kullanıyorsanız özellikle bu cihazın kulaklık çıkış performansından son derece memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Hoparlör kısmında ise orta düzeyde bizim gördüğümüz beni çok fazla tatmin etmeyen gerek ses seviyesi gerekse de kalitesi anlamında bir hoparlör kullanmışlar. İsterseniz ben hemen bir ses ölçerimi alayım size bir tane şarkı açayım en azından hem ses kalitesini birazcık anlamış olun hem de kaç desibel ses verebiliyor ona beraber bakalım. Evet gördüğünüz gibi hoparlör çıkış gücü de bu şekilde arkadaşlar. Birazcık daha kuvvetli bir sesle birlikte daha kaliteli bir ses olabilirdi bence ama uygun fiyatı bir model olduğu için bu üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir konu değil. Genel yapısıyla ürünün tasarımı ve bize sunmuş olduğu özellikler bu şekilde. İsterseniz yavaş yavaş ekran özellikleriyle incelememize devam edelim. Ekranda... 6.3 inçlik bir boyutumuz bulunuyor. Zaten %90,3'lük bir pardon %90,8'lik bir ekran kasa oranı olduğunu söylemiştim. Panel IPS LCD bir panel. Full HD Plus çözünürlük kullanılıyor. Ön tarafta ekranı koruyan bir Corning Gorilla Glass 5 çizilmelere ve darbelere karşı cam teknolojimiz yer alıyor. 500 nitlik bir ortalama maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Akıllı telefonumuz çok yüksek bir değer değil ama orta düzey bir akıllı telefon olduğunu düşündüğümüzde dışarıda güneş ışığının altında ekranı görmekte çok bir sorun yaşamazsınız. Ekran ayarlarına baktığımız zaman cihazın arayüzüne baktığımız zaman soğuk, varsayılan ve sıcak olmak üzere ekranın renklerini ayarlayabileceğiniz bir ayar menüsü bulunmakta. Bununla beraber artık hemen hemen bütün akıllı telefonlarda yer alan mavi ışık filtresinin ee anlamına gelen, mavi ışık filtresi anlamına gelen ve bu telefonda gece kalkanı olarak isimlendirilmiş özellikle bulunmakta. Ekran konusunda açıkçası eleştirecek çok bir şey bulamıyorum. Hem çözünürlüğü hem ekranın panel kalitesi bence gayet yeterli. Parlaklığı da zaten az önce söylemiş olduğum gibi günümüz standartlarında orta düzey bir telefon için gayet standart iyi bir durumda. İsterseniz bu telefonun asıl önemli olduğu noktalardan biri olan donanım bileşenleriyle devam edelim. Çünkü bu telefonun içerisinde Snapdragon'un 700 serisinin başlangıç işlemcisi olan 710 işlemcisi bulunuyor. Hatırlarsanız ben 710 işlemcisini ilk olarak e, Xiaomi'nin Mi 8 SE modelinde incelemiştim ve o videoda özellikle işlemci tarafında çok ciddi bir şekilde telefonu övgüler yağdırmıştım. Çünkü Snapdragon 710'un gerek gündelik hayatta kullandığınız arayüz ve uygulamalardaki performansı gerekse de bugün PUBG Mobile gibi veya Modern Combat 5 gibi oyunlarda dahili GPU'su ile beraber göstermiş olduğu oyun performansı orta segmentte 600 serisinden kendini gözle görülür derecede sıyırabilen bir işlemci. O nedenle Realme 3 Pro modelinde de 1700 liralık bir fiyat etiketine rağmen uygun fiyatına rağmen Snapdragon 710 görebilmek, Snapdragon 710 performansını alabilmek bir hayli önemli. Telefonun zaten RAM konusunda iki farklı modelinin olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde depolama konusunda da öyle. Bizim incelediğimiz modelde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı var. Eğer 2100 lira ödemek isterseniz 6 GB RAM ve 128 GB depolama olan modeli de tercih edebilirsiniz. Güzel olan taraf şu, telefonda microSD kart desteği de unutulmamış. Eğer bütçeyi düşünüp 64 GB'lık modeli alırsanız depolama anlamında 256 GB'a kadar micro SD kartı bu telefona takabileceğiniz için herhangi bir problem olmayacaktır. Bu arada şu da önemli bir konu. Çift SIM kart destekli bir akıllı telefon Realme 3 Pro ve siz hem çift SIM kartı hem de micro SD kartı ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı telefonlarda hibrit bir sim kart yuvası bulunuyor. Eğer ikinci simi kullanmak istiyorsanız micro SD karttan fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu modelde öyle bir durum yok. Üçünü beraber bir şekilde ayrı ayrı yuvaları var çünkü. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani performans üzerinde çok fazla durmayacağım. Zaten Snapdragon 710 bizim daha önce Mizu X8 gibi modellerde de çok fazla incelediğimiz ve konuştuğumuz bir modeldi. Gerek orta düzeydeki performansı gerekse de ısınma gibi durumlardaki yeni nanometre süreciyle beraber bize sunmuş olduğu göstergeler gayet 1700 lira için bulunmaz nimet konumunda. Bu arada hakkını verelim. Bu fiyat segmentinde Meizu X8 de şu anda Snapdragon 710 sunan orta düzeyin tek telefonu Realme 3 Pro ile beraber. Bu telefonun işlemciden sonra konuşmamız gereken bir diğer kendisini öne çıkarttığı konu kamera performansı. Ana kameramız IMX 519 sensörünü kullanan 16 megapiksellik ve f1.7 diyafram değerini kullanan bir ana kamera. Biz IMX 519 sensörünü hatırlarsanız OnePlus 6T modelinde görmüştük. Bunu özellikle söylüyorum çünkü telefonun kullanmış olduğu kamera sensörü hiç yabana atılabilecek bir kamera sensörü değil. Gayet iyi bu konuda. Tabii ki OnePlus 6T'de optik imaj sabitleyici gibi Farklı geliştirmeler olduğu için birebir aynı kamera performansını beklemek hata olur. Çünkü Realme 3 Pro'da optik imaz sabitleyici desteği yok ama sensör kalitesinden elde etmiş olduğunuz fotoğraf ve videoların e, ne anlamda iyi olacağını ya da ne derecede iyi olacağını 3 aşağı 5 yukarı çıkartabilirsiniz. Bu yüzden söylüyorum. Telefonun ikinci kamerasında ise 5 megapiksellik bir çözünürlük ve derinlik algılayıcısı olarak çalıştığını belirteyim. Ön kameraya geçmeden önce arka kamerayı birazcık yorumlayalım. Arka kamerada yapay zeka desteği bulunuyor. Yapay zeka desteği sayesinde kamera sizin çekmiş olduğunuz alandaki yemek, kar ...evcil hayvan, yeşillik gibi senaryoları tanımlıyor... ...ve otomatik olarak çekmiş olduğunuz fotoğrafı iyileştiriyor. Siz bir işte telefonu atıyorum, e, kediye gösterdiğiniz zaman... ...ya da işte bir kedi fotoğrafı çekeceğiniz zaman... ...hemen zaten arayüzde onun bir kedi olduğu, bir evcil hayvan olduğu bilgisi size gösteriliyor... ...ve otomatik olarak yapay zeka kullanılarak çekmiş olduğunuz fotoğraflar iyileştiriliyor. Benim bu telefonda özellikle aynı fiyat segmentindeki rakiplerine oranla öne çıktığını düşündüğüm konu gece fotoğrafları. Zaten telefonda f1.7 diyafram değeri olduğu için çekmiş olduğunuz gece fotoğrafları hiç fena değil. Tabii ki bir amiral gemisi seviyesinde gece fotoğrafı çekemiyorsunuz ama asıl gece fotoğrafında fark yaratan konu telefonun içerisindeki gece modu. Burada bir parantez açıp şunu söylemek lazım. Gece modu birazcık göze hoş gelsin diye kontrastı arttırıp işte ee, birazcık renkleri daha canlılaştırdığı için aslında doğaldan birazcık daha uzaklaşıp daha yapay fotoğraflar elde edebiliyorsunuz ama özellikle sosyal medyada paylaşmak üzere gece fotoğrafı çekmek istiyorsanız bu telefonun çekmiş olduğu gece fotoğraflarını ...kendi fiyat segmentini düşündüğümüzde gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada eğer gece modunu kullanmazsanız yine telefon e, yapay zeka desteği sayesinde... ...otomatik çekimde de o sahnenin gece olduğunu, ışığın düşük olduğunu e, bilip... ...bunu algılayıp ona göre bir fotoğraf çekiyor. Ama zaten karşılaştırmalı örnekleri şu anda görüyorsunuz. Gerçekten gece modunu kullanmadan çekmiş olduğunuz fotoğrafla... ...gece modu ile çekmiş olduğunuz fotoğraf arasında sensörün aldığı ışık noktasında çok ciddi bir fark oluyor. Gündüz ışığın yeterli olduğu alanlarda çekmiş olduğum fotoğraflarda da kameranın yakalamış olduğu sahnedeki detaylar ve keskinlik bence yine orta düzey için gayet yeterli durumda. Video tarafına gelecek olursak videoda 4K 30 fps kayıt yapabiliyoruz. Hem fotoğraf için geçerli bu hem video için geçerli. Optik imaj sabitleyici desteğinin olmaması hissediliyor arkadaşlar. Örneğin akşam saatlerinde ister normal otomatik modda çekin ister gece modunu kullanın. Eğer telefonu elinizde iyice sabitlemezseniz veya bir tripod kullanmazsanız en ufak oluşabilecek bir titreşimi fotoğrafınızda görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu videolar için de geçerli. Eğer videoyu bir yere sabitleyip daha doğrusu telefonu bir yere sabitleyip durağan bir şekilde çekiyorsanız videonun kalitesinden son derece memnun kalıyorsunuz ama hareketli bir çekim yapıyorsanız optik sabitleyici olmadığı için titreşimler çok fazla görülüyor ve birazcık e, tabii ki videonun ve fotoğrafın kalitesini etkiliyor doğal olarak. İsterseniz yavaş yavaş Ön kameraya gelelim. Ön tarafta da 25 megapiksellik bir ön kameramız var. F2.0 diyafram değerine sahip ve HDR desteğini arka tarafta olduğu gibi ön tarafta da görebiliyoruz. Arka tarafta derinlik algılayıcısı sensör olduğu için donanımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz. Selfie kamerasında da yazılımsal olarak e, bu desteği görebiliyoruz. Ben yapmış olduğum denemelerde hem arka kamera için söylüyorum hem, hem ön kamera için söylüyorum. Öndeki obje ile arka tarafın bulanıklaştırılması ayrılması arasında her iki tarafta da gayet güzel bir iş başarılıyor. Bugüne kadar işte bazen kötü alınan sonuçlarda saçın bir bölümünün düzgün bir şekilde kesilmediği falan görülür ama benim Realme 3 Pro ile yapmış olduğum denemelerde böyle bir problemle karşılaşmadım. Her iki tarafta da gayet iyi fotoğraflar çekiyor. İsterseniz telefonun bataryasına geçmeden önce bağlantı noktasında bizlere ne destekler sunuyor onlardan bahsedelim. 802.11ac kablosuz A bağlantı standartı ile beraber çift band desteği bulunuyor. Hem 5 GHz bantlara hem de 2.4 GHz'lik kablosuz ağlara bağlanabiliyoruz. Bluetooth 5.0 var. Bu da yine uygun fiyatlı bir model olduğunu düşündüğümüzde güzel bir detay. FM radyo var. Bazı kullanıcılar için hala önemli. Benim için hiç önemli değil ama o yüzden söylüyorum. Eksi nokta bağlantıda da NFC desteği yok. NFC desteği eskiden Android telefonlarda hiç önemsenmeyen bir teknolojiydi ama şimdi işte akbilik diyoruz, başka şeyler yapıyoruz falan birazcık daha kullanımı yaygınlaştı. Eğer sizin de bu anlamda bir dikkat ettiğiniz nokta varsa bu telefonda ne yazık ki NFC bağlantısı bulunmuyor. Gelelim bataryaya bu telefonda 4.045 miliamperlik telefonun tasarımını düşündüğümüzde bence gayet iyi bir batarya kapasitesi bulunmakta. Daha da güzel olanı hızlı şarj desteği anlamında orta düzeyde sunulan hızlı şarj destekleri arasında en ilerinden bir tanesi Oppo'nun ee, aslında bir teknolojisi biliyorsunuz VOOC 3.0'ı destekliyor kutu içeriğinden 20 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve bu hızlı şarj teknolojisiyle beraber 30 dakikada %50 oranında telefonu şarj edebiliyorsunuz %0'dan %100'e ulaşma oranı da 1 saat 15 dakika gibi bir süre alıyor arkadaşlar. Şimdi Batarya performansını ben her zaman gündelik kullanıma göre yorumluyorum biliyorsunuz. Bu telefonda da öyle yaptım. Şu anda zaten SIM kartım takılı bir şekilde bir süredir kullanıyorum. Üzüldüğüm nokta bazı telefonlar, Oppo telefonlarında da bu böyle. Ya ben bilmiyorum ki araştırdım bulamadım ya da gerçekten öyle pil şeyine girdiğiniz zaman, menüsüne girdiğiniz zaman kaç saat ekran açık olduğunu göremiyorsunuz. Sadece bugüne kadar işte bir gündür atıyorum kullanıyorsanız telefonu uygulamalar yüzde kaç tüketmiş bunu görebiliyorsunuz. Donanımın yüzde kaç harcadığını arayüzde size göstermiyor. O nedenle ekran süresi olarak veremeyeceğim. Sadece kullanım saati olarak vereceğim. Ben dün tam olarak şu anda bu incelemi işte saat 2.30 civarında çekiyoruz öğlen. Saat 1.30-2 gibi şarjdan çıkarttım. Ve şu anda hemen hemen 24 saat 25 saat gibi bir süre oldu ve pilim yüzde 18 civarında. Tahmin ediyorum ki bir beni akşam saatlerine kadar 6'ya kadar falan daha götürecektir. E, pil konusunda gerçekten hani günümüz standartlarının üzerinde o anlamda da sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Genel olarak toparlayacak olursak Realme 3 Pro'nun eksiklerini zaten söyledim. Plastik olmasına takılıyor olabilirsiniz. Micro USB olması biraz dezavantaj. Hoparlörü çok iyi değil ama hani ona çok kötü de diyemem birazcık e, ayıp etmiş olurum. Onun dışında zaten kamerada optik iman sabitleyici olmaması gibi ki orta düzeyde zaten hiçbir telefonda yok. Hani bazı kullanımda eksi noktaları var. Artı olarak bence fiyatını düşündüğümüzde ...daha büyük artıları var. Renkleri çok güzel. Snapdragon 710 performansı çok önemli. Oyunlarda vesaire hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Batarya kapasitesi, kameranın sunmuş olduğu çekim örnekleri vesaire... ...bu telefon gerçekten 1700 liraya fiyat performansı gayet iyi bir akıllı telefon diyebiliriz. Realme'nin şu andaki Türkiye akıbeti birazcık belirsiz. Çünkü önce bir resmi olarak geliyoruz dediler sonra... İşte Çin'de sorun oldu, Oppo'yla sorun oldu, gelemiyoruz gibi falan bazı şeyler oldu. Şimdilik Realme 3 Pro resmi garantili olarak gitti gidiyordu çünkü resmi garantili yazıyor. Ee, i̇ki farklı versiyonuyla satışta. Önümüzdeki günlerde telefonun daha doğrusu markanın akıbetiyle alakalı daha net bilgiler alabilmeyi umuyoruz ama 1700 liraya bu telefonu ben alır mıydım? Alırdım onu da açıkça söyleyeyim. Sizin bu telefonla alakalı yorumlarınız neler? Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.